Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir peeling maske tarifi paylaşacağım. Öncelikle sürüp peeling yapıyorsunuz, daha sonra bekletip maske etkisini de görüyorsunuz. İsterseniz de sadece peeling olarak kullanabilirsiniz. Çift etkili olan bu peeling maskenin faydaları muhteşem. Hem yapacağız hem koyduğumuz malzemeleri de eklerken ne işe yaradıklarını da sizlere kısa kısa anlatacağım. Peeling maskemize başlamadan önce kanallar kısmında Evimin Lezzetleri yemek kanalıma da bakar, bana orada da destek olup sevdiklerinizle paylaşırsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca da Organik Altın Fikirler diğer kanalıma da aktif videolar atıyorum. Orada da bana abone olup sevdiklerinizle paylaşın ve videoları mutlaka seyredin. Videoları seyrederken kendinize bir defter tutabilir ve onları da size çok iyi gelen tarifleri de yazabilir ve günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Öncelikle şöyle kabımızın içerisine malzememiz, ilk malzememiz ise üçü bir arada kahve. Kahve hem peeling etkisi var, hem hoş kokusuyla yaşlanma karşıtıdır. Ayrıca kokusuyla da vücuda rahatlık verir ve mutluluk hormonunun salgılanmasına da destek çıkar. Şöyle üçü bir arada kahvemizin içerisinde kahve var, şeker var. Peeling'de genelde kullandığımız şeyler ve en önemlisi ise süt tozu bulunur. Süt tozu, maskelerimizde genelde sütlü kullanıyoruz. Sütteki nemlendirici ve yağ etkisinden de yararlanmak için mutlaka sütü haftada bir defa cildinizde kullanın ve maskelerinize ekleyin. Hem arındırıcı, hem gençleştirici, hem de nemlendirici özelliği var. Kahvenin ise dediğim gibi mutluluk hormonunuz dalgalar ve pütürlü yapısından kaynaklı olarak cildinizdeki kan dolaşımını arttırır. Cildinizin altına kan depolanmasını, yani aktifleşmesini, hızlanmasını sağlar. Bu da hücre yenilenmesine sebep olur. Hücre yenilendiği zaman da cilt daha parlak ve genç gözükür, daha dolgun ve diri gözükür. Onun için peelingler çok önemli. Haftada 2-3 defa mutlaka peeling yapmalısınız. Peeling yaparken yukarıdan aşağıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru, şakaklarınıza, alnınıza doğru hafif böyle masaj yaparak yaptığınız zaman dediğim gibi hem de cildiniz toparlanır, deriniz kendini toparlar ve gülümsemeyi unutmayın. Siz somurttukça yüzünüz yukarıdan aşağıya doğru düşer ve sarkmaya başlar. Bu da 25 yaşından sonra olmaya başlıyor. Çünkü cildinizdeki kolajen yapısı 25 yaşına kadar artı olarak gider ve 25 yaşından sonra da geriye doğru bir yaşlanmaya doğru gider, geriye doğru sardığı için bunu desteklemek için masajlar, maskeler ve kremler çok çok önemli. Daha sonra şöyle bir çay kaşığı kadar da taze limon sıkıyoruz. Limonu mutlaka maskelerinizde bulundurun. Çünkü yoğun C vitamini olan limonun ayrıca da arındırma etkisine de sahip, cildi gençleştirme, C vitamini cildi genç tutmak için çok çok önemli. Çaylarınızda mutlaka, salatalarınızda günde 2 defa bir yemek kaşığı kadar limon bulundurun. Daha sonra da C vitamini ağırlıklı olan sebzeleri de yemeklerinizde mutlaka bulundurun. Hem bağışıklığınızı güçlendirecek hem de genç tutacaktır. Onun için kışın, özellikle sonbahar ve kış, C vitamini vücut için hem çocuklar için hem yetişkinler için çok çok önemli. Bir diğer malzememiz ise çiçek balı. Ben genelde kullanıyorum çiçek balı çünkü çiçeklerden elde edilir. Bin bir türlü çiçeğin vitamininden ve polenlerinden elde edilir, suyundan elde edilir. Çiçek balının ayrıca arındırıcı, temizleyici ve canlandırıcı, nemlendirici etkisine de sahip. Biz bugün peeling maskemizde bu malzemeleri kullandık. En önemlisi dediğim gibi düzenli olarak yapmak. Şöyle tüm malzemeyi iyice karıştırıyorsunuz. Katı olmasında problem yok. Çünkü cildinizi ıslatarak kullanmanız gerekiyor. Hem bal hem de limon cildinizi ıslarken, zaten siz peeling yaparken cildiniz de eriyecektir. Bir az sonra tekrar size nasıl kullanılacağını da göstereceğim.
Şöyle bu peeling maskeyi çok yapıp böyle cam bir kavanozda tutup oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz. Buzdolabında saklamayın çünkü içerisinde bal var. Bal buzdolabında saklanmaz. Oda ısısında saklanır. Bu da aynı şekilde içerisinde bozulacak bir şey olmadığı için böyle bir hafta kadar cam kavanozda, dolabınızda tutabilirsiniz, banyo dolabınızda. Vücut içinde çok çok güzel. Banyo yaparken de avuçlarınızı alıp şöyle ıslak bir şekilde bacaklarınız ve göbeğinize aşağıdan yukarıya doğru masaj yaptığınız zaman bir 5 dakika kadar bir ayın sonunda muhteşem faydalarını göreceksiniz. Cildinizde de kez aynı şekilde harika bir peeling maske. Şimdi nasıl kullanacağınızı sizlere göstereceğim. Şöyle cildimi ıslattım. Siz de özellikle gece makyajınızı arındırdıktan sonra yüzünüzü yıkadıktan sonra şöyle cildini ıslak cildinize bir parça alın. Aşağıdan yukarıya doğru. Öncelikle bir 5 dakika kadar zamanınız varsa 10 dakika kadar şöyle aşağıdan yukarıya doğru peeling yapın. Bu peeling maske göz altlarınıza da uygun fakat göz altlarınıza masaj kesinlikle yapmayın. Boynunuzun altında başlayarak yukarıya doğru ıslak cildinize bu şekilde masaj yapabilirsiniz. Çok kuruyunca da parmaklarınızı hafif ıslatarak devam edebilirsiniz. Masajdan sonra şöyle cildinizde 25 dakika kadar bu maskeyi olarak kullanın, bırakın kalsın. 25 dakikanın sonunda tekrar bir 5 dakika kadar masaj yapıp yıkayın. Cildinizin nasıl berrak, temiz ve parlak olduğunu göreceksiniz. Ve ayrıca da siyah noktalarınızı da arındırır. Cildinizdeki ölü derileri de kaldırır. Ve daha parlak, daha canlı bir cilde kavuşursunuz. Bu peeling maskeyi haftada düzenli olarak 3 gün yaptığınız zaman harika sonuçlar alırsınız. Cildinizin daha berrak, daha parlak ve daha böyle derinizin gerildiğini, cildinizin toparlandığını göreceksiniz. Peeling maskeyi kullanmadan önce mutlaka bileğinizin iç kısmına alerji testi yapın. Bir 5 dakika kadar bekletip yıkayın. Kızarıklık, şişlik ve kaşıntı olmadığı sürece güvenle kullanabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videoları mutlaka yorumlar kısmına yazın. Buraya kadar seyrettiyseniz yorumlar kısmına mutlaka bir emoji veya bir yorum bırakın. Zil butonuna basın.